Sevgili izleyenler, bir reklam arası, ardından Güneydoğu TV'de Siyasetin Sesi programı Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'la devam ediyor tabii ki. Başkanım, tabii parklarda kalmıştık en son, parkları konuşuyorduk. Ve onun öncesinde de bahsetmiştim, hani bir belediyenin, belediye başkanının daha doğrusu hakikaten adil davranması gerekiyor. Onu da sorunun en başında sormuştum, unutulmuş olabilir. Çünkü ben kırsal bölgelerde de, çoğu ilçelerde de çoğu zaman giden, ziyaret eden, dolaşan insanlardan birisiyim. Hani oradaki çocukları gördüğümüz zaman böyle çoğu zaten yanla ayak böyle sokaklarda oynarlar. Çok artık çocuklar oyun oynamayı bilmiyorlar. Yani kendi komşu çocuklarıyla varsa işte bir şey yapıyorlar. Ama biz işte şehirde her mahallede neredeyse her bir boşlukta parklar evet yapılıyor, eyvallah. Çocuklar iniyor aileleriyle birlikte vakit geçiriyorlar. Ama o çocuklar belki hayatında daha düne kadar büyükşehir yasası olmadan önce kaykaydan belki kaymamış çocuklar vardı. Yani bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Ama bugün büyükşehir yasasıyla birlikte artık kırsal mahallelerimiz de köylerimiz de mahalle statüsüne girdi. Şeffaf belediyecilikten, adil belediyecilikten bahsettik. Hakikaten bu noktadaki çoğu çalışmalarınızı biliyoruz. Özellikle yol atağında inanılmaz bir başarıya sahipsiniz. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Parklar konusunda da yine aynı özveriyi gösteriyor muyuz? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Biraz önce böyle millet bahçesiyle ilgili olan kısımda kalmıştık. Nasıl ki işte Yenişehir bölgemiz olsun, Veysel Karani, Ertuğrul Gazi vesaire diğer bölgelerimiz olsun, bu tipteki bölgelerimiz Gap Vadisi'nden Cumhuriyet Tesisinden nasıl ki faydalanıyorlarsa, Ahmet Yesevi, Devteşti, Bağlarbaşı, Yavuz Selim, Süleymaniye mahallesindeki oturan vatandaşlarımız da bu denli devasa yeşil alanla ifade ettiğimiz millet bahçesinden yararlansınlar dedik ve bunu uygulamaya koyduk. Şu anda 118 dönümlük millet bahçesi devam ediyor. Amacımız ve hedefimiz, şahsım ve diğer arkadaşlarımla birlikte, biraz önceki saymış olduğum Ahmet Yesevi, Devteşti, Süleymaniye, Yavuz Selim, Bağlarbaşı mahallelerimiz ve Devteşti mahallemiz dahil olmak üzere o bölgeyi bir kalkındırmak. Bu bölgeyle ilgili neler yaptık, neler yapıyoruz bir anlatmak istiyorum. Öncelikle millet bahçesi diye ifade ettiğimiz birinci etap denilen bölgede 250'şer metrekarelik arsalar vardı, bitişik nizam A2 olarak geçiyordu. Buranın imarını değiştik. Emsal sabit kalmak kaydıyla artık buralarda apartmanlar dikilebilecek. İmarını hem ilçe belediyesinden hem de Zeynel Başkan'a teşekkür ediyoruz, meclis üyelerimize. Büyükşehir Meclisi'nden geçirdik. Artık buradan 1000 metrekarelik parsellerde bir apartman şeklinde yeşil alanların daha çok, yolların daha büyük olduğu ruhsatlarını, inşaat ruhsatlarını Halilye Belediyesi'nden alabilirler. Bir bu. İki, yine Kuzeybatı çevre yoluyla ilgili tüm siyasetçilerimiz, tüm vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz başta olmak üzere biz belediye başkanları da inşallah Kuzeybatı çevre yolu en kısa sürede Evren Sanayi'ye bağlanacak. Buralara entegre anlamında bizim Tugay'ın arkasından gelen Açık Su Caddesi ile birlikte bağlanan 25 metrelik yolu Kuzeybatı çevre yoluna bağlantısı yapıldı Büyükşehir tarafından. Ve yine ona yine paralel, Açık Su Caddesi'ne paralel Salih Özcan Bulvarı, Haliliye Camisi'nin olduğu Salih Özcan Bulvarı da bağlanıyor. O da bağlandı. Hedefimiz ki, ben buradan Zeynel Başkan'a teşekkür ediyorum. Onun proje çalışmasını da başlattı. En kısa sürede de inşallah işlemler başlayacak. Salih Özcan Bulvarı'nı da getirip Piyaza Kavşağı'na bağlanacak. Malumunuz Süleymaniye'den birikeçiler de çıkardık. Birikeçilerin olduğu yerden de geçecek. Getirip oraya bağlanacak. Yani orada bir hemen arka taraftaki Tugay'ın arkasından geçen 25 metrelik yol Kuzeybatı çevre yoluna entegre. Açık Su Caddemiz var, entegre. Süleymaniye Caddemiz var, o da Kuzeybatı çevre yoluna bağlanıyor, entegre. Ve yine Salih Özcan Bulvarı da bağlanıp Piyaza Kavşağı'na bağlandıktan sonra, orada biraz istimlak problemi var, birikeçilerin oradan da geçtikten sonra mahalle büsbütün ana arterler anlamında oradaki mahalleler, yaklaşık 180 bine yakın nüfus var orada, birbirine entegre bir şekilde bağlanmış olacak. Şu anda adımlarını atmışız. %80, %90 da yol mesafe kat etmişiz. İnşallah o bölgemiz gelişecek. Başka o bölgemize ne yapıyoruz? Bir, ana arterleri yolları biraz önce ifade ettiğim gibi. İki, millet bahçesi. Üç, bize ait olan tüm parkları. İnşallah en kısa sürede orada bir Süleymaniye'de
32 derslikli okul da başlayacak ihalesi yapıldı. Okulları, eğitimi, öğretimi. Diğer bir konu, İl Emniyet Müdürümüze de teşekkür ediyoruz, Şanlıurfa Valimize de. Milli Emlak'ın orada bir yeri vardı. İmar revizyonunu gerçekleştirdik. Ahmet Yesevi mahallemizde. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün oradaki binasının hemen arka tarafında 25 metre yol üzerinde bir ilçe emniyet müdürlüğü binasıyla ilgili Haliliye Belediyesi olarak yapımını üstlendik. O mahalleyi ilçe emniyeti karakolu anlamında da geliştireceğiz. Ana arterleri, yeşil alanları ki bizim oradaki yaptığımız parklar yaklaşık 40 dönüm sadece bir üzüm park yaptık. Yine 25 metre yol üzerinde 3 tane parkımız var. Birisinin üzerine semt pazarı ve alt tarafında yine sosyal tesis dediğimiz 10 bin kişilik AŞEV, gıda marketi ve diğer minimum ihtiyaçlara dahil olmak üzere şu anda inşaat çalışmaları sürüyor. Oradaki park, yani ortadaki park ve yine köşede içindeki caminin bulunduğu parkları yine yeşil alanlarını büsbütün bitirmiş olacağız. Bir taraftan yeşil alanları, bir taraftan ilçe emniyet binası, bir taraftan ana arteri. Nitekim orada yine Haliliye Belediyesi'ne ait bir binamız vardı. Burası diş hastanesi oluyor demiyorum, oldu. Şu anda orası hastane olacak demiştik, diş hastanesi oldu. İçerideki alet, edevat, ekipmanlarla ilgili arkadaşlar çalıştılar. Dev teşkilindeki bina diş hastanesi olarak inşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Bizatı şahsım, Sayın Valimiz, aynı zamanda İl Sağlık Müdürümüz de bu konuyu yakinen takip ediyor. Epey bir araya geldik, proje üzerinde çalıştık, iş ve işlemleri bitti. Oraya hastane ile ilgili seçim öncesinde sözümüz yoktu ama sonradan gelişti. Gerçekten orada bir hastaneye ihtiyaç vardı. O hastane de inşallah faaliyete geçecek. İşte ana arterleri, eğitimi, yeşil alanları, ilçe emniyet müdürlüğü ile ilgili, güvenlikle ilgili ihtiyaçları, hastane ile ilgili ihtiyaçları, imar revizyonuyla birlikte imarla ilgili ihtiyaçlarını böyle toparladığımız zaman mahalle büsbütün inşallah ayağa kalkacak. Gelişiyor. Oradaki mahallelerimiz gelişmeye devam edecek. Biz bir taraftan yeni asfaltlar giriyoruz, yeni yollar açıyoruz, yeni parke çalışmaları yapıyoruz, yeni parkları devreye koyuyoruz, yeni okullar açılıyor. Yeni hizmetlerle de birlikte, yeni arterlerle de birlikte oradaki Yavuz Selim'deki, Ahmet Yesevi'deki, Dev Teşni'ndeki, Süleymaniye'deki kardeşlerimiz, Bağlarbaşı'ndaki kardeşlerimiz refah seviyesi yüksek, konfor seviyesi yüksek yollara ve standartlara kavuşmuş olacaklar ki bu pazartesi günü yine Süleymaniye mahallemiz başta olmak üzere Bağlarbaşı mahallemiz, bir de Yavuz Selim mahallemiz için diğer muhtarlarımız da vardı. Ahmet Yesevi de dahil olmak üzere, Sırın da dahil olmak üzere. Ama 3 mahalleyle ilgili doğalgaz yetkililerinden söz aldık. Tabii burada belediyecilik anlamında bize ne düşüyor? Bunlara izin vermek, kazılarına yardımcı olmak, önlerini açmak adına iş ve işlemlerinde bizler Haliliye Belediyesi üzerimize ne düşüyorsa yapmaya söz veriyoruz dedik. Doğalgaz firması da söz verdi. İnşallah Süleymaniye'de hiç doğalgaz yok, doğalgaz olacak. Yavuz Selim'de bir de Bağlarbaşı'nda doğalgazla ilgili işlemler tamamlanınca Şanlıurfa Merkez 32 mahallemizin 29 tanesinde var idi doğalgaz. Diğer 3'üyle de birlikte 32 tane mahallemizin tamamı doğalgaza kavuşmuş olacak. Buradan hanım kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Diğer kardeşlerimize hem ısınmayla ilgili hem sıcak suyla ilgili talepleri noktasında hayırlı olsun diyorum. Yani böyle mahalleyi bütün olarak baktığımız zaman biz sadece bize ait işte temizliğini yap, yolunu yap falan değil. Bölgeyi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl kalkındırabiliriz? Oradaki gençlere nasıl kazanabiliriz ki? 2 tane havuzumuz var orada. Bir tanesi Diş Hastanesi'nin arka tarafında bulunan Eyüp Canap Gülpınar Spor Kompleksinin içerisindeki havuzumuz ve yine spor salonumuz. Ve oranın alt katında da Urfa'da bir ilktir engelliler havuzunu, engelliler dernekleriyle birlikte çalışıyoruz. Bu havuzu devreye koyduk. Yine Süleymaniye'nin son durağında Aliye İzzet Begoviç diye ifade ettiğimiz havuzumuz da dahil olmak üzere bölgede 2 tane son derece modern havuzla vatandaşlarımıza orada hizmet ediyoruz. Gençlerle ilgili okuma salonlarımız, sınavlarımız, havuzlarımız, spor salonlarımız ki
ben geçen ziyaret ettiğimde hep Cenab Gülpınar Spor Kompleksi'nde kız çocuklarımız orada bizim himayelerimizde, bizim spor kulübümüzün himayesinde takım oluşturmuşlardı. Maçlara hazırlanıyordu. Bu beni oldukça mutlu etti. Bir taraftan tekvando, bir taraftan judo, bir taraftan masa tenisi, bir taraftan kickbox dahil olmak üzere çeşitli branşlarda bu kardeşlerimizi orada yetiştirmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Milli Eğitim'le birlikte beraber çalışıyoruz. Bir taraftan yeşil alanlarla birlikte oradaki vatandaşlarımız huzur alsın, nefes alsın. Yeşil alanlar demişken il genelinde Halilye Belediyesi olarak yaklaşık 3 milyon TL'nin üzerinde parklarımızda güvenlik kameraları ve aydınlatmalarla ilgili yenilemeler ve ilaveler yaptık. Güvenli parklar diye ifade ettiğimiz, ışıl ışıl canlı parklar diye ifade ettiğimiz hususta parklarımız hemen hemen %80'inde hem güvenlik kamerası hem de aydınlatma dahil olmak üzere parklarımızı tekrar baştan böyle bir güvenli hale getirdik. Çok şükür biz de akşamları olsun, gündüzleri olsun gittiğimiz zaman hem güvenlik kameralarımız Emniyet Müdürlüğü'ne entegre bir şekilde hizmet vermekte hem de aydınlatma olarak parklarımız son derece güvenli. Kardeşlerimiz, kızlarımız, çocuklarımız çok rahat bir şekilde cıvıl cıvıl burada oynuyorlar. Eksik kalanları da böyle etap etap devam ediyoruz. Bir de pazar yerlerimiz vardı. Bu pazar yerlerimizle de ilgili geceleri karanlık olmasın diye hafif aydınlatma dediğimiz sistemi devreye koyduk. Ve pazar yerlerimize de şu anda hemen hemen birçoğunda var. Olmayanları da arkadaşlar etap etap takıyorlar. Pazar yerlerimizde güvenli pazar yerleri olacak diye şu an orada da kameralar arkadaşlarımız donatıyorlar. Yine o mahallelere böyle gelecek olursak bizim bir de bir sıfır atık projemiz vardı. Sıfır atık projesiyle ilgili şunu ifade edeyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve UNDP uluslararası heyetle birlikte bir proje uygulandı. Bunlardan birisi Kilis Belediyesi'ydi, birisi de Halilye Belediyesi'ydi. Yaklaşık 10 milyon tutarında araçlar dahil olmak üzere alet, edevat, ekipmanı Halilye ilçemizin muhtelif yerlerine yerleştirdik. Burada sıfır atık uygulanmasını Güneydoğu bölgesinde en iyi uygulayan belediye biziz. Bununla ilgili de birincilik ödülümüz var. Tabii bu yavaş yavaş ivme ivme kazana kazana devam edecek. Burada yine bir farkındalık oluşturmak adına evde ayrıştırmayla ile ilgili vatandaşlarımızın da hanelerine katma değer anlamında girdi girsin diye bizler sıfır atık marketi inşa ettik. Bunun ilkini pilot mahalle olarak Devteşti Mahallesi seçtik. Halilye Camisi'nin yanındaki parkımızın içerisinde sıfır atık marketi kurduk. Burada deterjan olsun, ufak muhtelif ev ihtiyaçları olsun, kart sistemiyle birlikte vatandaşlarımız evlerindeki atıkla ilgili işte kağıttır, naylondur vesairedir. Bunların hepsini toplayıp getirdikleri zaman kilo bazında puan yüklenip evlerine deterjan vesaire bunları bedava bir şekilde oradaki bacılarımız götürebilecektir. Gerçekten rağbet çok yüksek. Hedefimize ulaştık. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. İnşallah şehrimizin diğer yakasındaki karşı yakada da buna benzer bir uygulama yapıp çeşitli böyle mahallelerimizde buna benzer sıfır atık uygulamasıyla ilgili, sıfır atık marketle ilgili katma değer anlamında kazanımla ilgili vatandaşlarımızı da kazandırmaya, çevre kirliliğini de önlemeye gayret edeceğiz. Bunu buradan ifade etmek isterim. Çok güzel. Peki başkanım ben biraz daha şey işlemek istiyorum. Sosyal belediyecilik anlamında Halilye Belediyesi'nin çalışmalarıyla. Çünkü bildiğimiz üzere halen sıcak yemek dağıtımlarınız devam ediyor. Çölyak hastaları ve PKU hastaları dediğimiz hastalarımıza yine özel olarak bir özen gösteriyorsunuz. Bunlarla başlayalım. Yine az önce bahsettiğiniz değindiniz ama hakikaten bu sosyal marketler ve giyim marketi de çok önemli. Özellikle bölgemizde maddi durumu iyi olmayan bir sürü insan var. Ama oradaki sistem biraz daha çok benim dikkatimi çekiyor ve hoşuma gidiyor. Yani hani öyle bir maddi yönden sadece para yerine veya işte koluyu al evine götür yerine bir kart tahsis ediyorsunuz maddi durumunu araştırdıktan sonra bildiğim kadarıyla. Bu vatandaşlar gidip kendi dilediği gibi. Yani şimdi çünkü bazen o Ramazan kolilerinde genellikle olur. Yani gönderiyorsunuz ama adamın evinde zaten bulgur var. Keşke bunun yerine pirinç olsaydı diyor.
Ama orada insanlar istediği ihtiyaçları neyse onu alabilme imkanına sahipler. Bunu düşünmek, hakikaten hayata geçirmek çok önemli. Buradan başlamak istedim. Evet, şimdi bizim markette para geçmiyor. Para geçmeyen tek market. Evet. Kart sistemiyle ifade ettiğiniz gibi markete gelen kardeşlerimize kendilerinin sosyal gelir durumlarına göre gruplar halinde 4 gruba ayırmışız. Yıllık, 6 aylık, 3 aylık ve her ay gelip alması gereken kardeşlerimize kartlarını veriyoruz. Puanlarını yüklüyoruz. Bu kardeşlerimiz bu şekilde gelip marketten puan usulüyle alışverişlerini yapıp evlerine götürebiliyorlar. Pandemi döneminde tam tersi biz evlerine götürüyorduk. Ama şu anda çok rahat bir şekilde ifade ettiğiniz gibi evinde neye ihtiyacı varsa onu gelip bizim marketlerimizden, sosyal marketlerimizden götürebiliyorlar. Bununla ilgili biz Türkiye'de epey araştırma yapmıştık. En iyi sistemi kuralım demiştik ki kurduk. Şu an Diyarbakır bizden örnek alıyor. Bunu buradan rahatlıkla ifade etmek isterim. Tabii buna bir ilave daha, yine biz aş evini kurduk. Bu aş evinde de vatandaşlar gelip bizden almasın. Biz evlerine götürelim, dolu sefertasını verip boş sefertasını alalım diye yaklaşık 3248 hane bundan faydalanıyor. Kişi bundan faydalanıyor. Yeni hedefimiz yine ihtiyaça hasıl olması hesabıyla bakanlıkla yine yazıştık. Şu anda çalışıyoruz kaymakamlığımızla birlikte. Ahmet Yesevi semt pazarının altında 10 bin kişiliğin temelini attık. İnşallah bu manada da bu aşeviyle de birlikte hedefimiz ve amacımız Haliliye'de geliri olmayan hiçbir vatandaşımız aç olarak uyumayacak. Haliliye Belediyesi'ne müracaat edecek, ilgili ve yetkililere müracaat edecekler. Biz bu ailelerimizin evine ekmeğini götüreceğiz, aşını götüreceğiz, sosyal marketten faydalandıracağız. Yiyecek, içecek dahil olmak üzere ısınmayla ilgili problemlerini, odununu, sobasını gönderiyoruz, biz çözeceğiz. Halısı dahil olmak üzere, beyaz eşyası dahil olmak üzere biz çözeceğiz ve çözüyoruz. Bunları kimi zaman sosyal müdürlüğümüz açık, kimi zaman da şahsım evleri böyle gezerekten devam ediyoruz. Bu tabii sosyal marketle ilgili, aşeviyle ilgili iş ve işlemler böylerken bir taraftan da giyim yardımında da bulunuyoruz arkadaşlarımıza. Giysi anlamında da yaklaşık 10 binin üzerindeki parçayla ilgili 10 bin tane vatandaşımızı biz şu anda giyimle ilgili desteklemiş durumdayız ve desteklemeye devam edeceğiz. Bir taraftan kırtasiye ile ilgili nitekim desteklerimiz sürüyor. Yaklaşık 4 bin üzerindeki kardeşimize kırtasiye desteği verdik. Bir taraftan yine çölyak hastalarıyla ilgili Şanlıurfa'da yaklaşık 1800 civarındaki, sadece Haliliye değil tüm ilçelerdeki 1800 çölyak hastasının ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Çölyak Allah kimseye vermesin. Bunun yani normal un kullanamıyorlar bunlar. Şahıs ne kadar zengin ve variyetli olursa olsun kendine özel bir fırın kırabilme ihtimali yok. Her gruptan vatandaşımız Urfa ve genelinde bu çölyak fırından faydalanıyor. Bunlara üçer aylık dilimler halinde çölyak kolisi, çikolatası da dahil olmak üzere, makarnası dahil olmak üzere bunları teslim ediyoruz. Bunlara bir de ilave fenol ketonüri dediğimiz protein hastalığı olan PKU hastalarını da ekledik. Bunlar da hem ekmeklerini bizden bedava alıyorlar, hem de yine aynı zamanda bunları koliyle birlikte destekliyoruz. Bir de ilave olarak göreve geldiğimiz zaman bir ekip vardı, bunu ikiye çıkardık. Yaşlılarımız tabii bizim için, teyzelerimiz, dedelerimiz. Evde bakım hizmeti veriyoruz. Yaklaşık 438 aileye standart rutin bir şekilde bizim arkadaşlarımız evlerinde ne ihtiyaçları varsa temizlik, dezenfeksiyon, derleyip toparlama dahil, bir de aynı zamanda kişisel bakımlarından kastım tıraş da dahil olmak üzere bu evlerimizde desteklemeye devam ediyoruz. Tabii sosyal dediğimiz zaman konu geniş, böyle içine girdiğimiz zaman gerçekten sosyalde kurumsallık manasında her şey resmi, her şey standart, kime hangi gün gidileceği, ne zaman ne yapılacağı, vatandaş da böyle hakkını arayacak şekilde 23 binin üzerindeki aileyi biz destekliyoruz. 23 bin Haliliyeli kardeşimize sosyal yardım manasında
gıdasıyla, battaniyesiyle, giyimiyle, aşeviyle, evde bakım hizmeti de dahil olmak üzere 23 bin aileye biz destekte bulunuyoruz ve bulunmaya devam ediyoruz ve bunu daha daha geliştirmek anlamında yeni hedeflerimiz var. Hedefimiz sadece tekti. Hiç kimse ben üşüyorum demeyecek. Bizim Haliliye'de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız, gerçekten yardıma ihtiyacımız olan, hiç kimse ben açım demeyecek, kimse bana bakmıyor veya aç uyudum demeyecek. Gelsinler Haliliye Belediyesi'ne müracaat etsinler veya ilgili ve yetkili kişileri bulsunlar, telefonla arasınlar, mail atsınlar. Muhakkak surette bizim ekip arkadaşlarımız gelirler, eve bakarlar, ona göre puantajlarını oluştururlar, dosyasını oluştururlar ve sonra bizim arkadaşlarımız, yaklaşık 40 kişilik bir ekibim var sosyalde, güçlü bir ekibim var. Bu arkadaşlarımızla yardım edeceğiz, onların yanında olacağız, onlarla hemhal olacağız, onların sofrasına oturacağız, onların halısının üzerinde oturacağız ve kendileriyle birlikte olacağız. Bunu kendimize şiar edinmişiz. Evet, peki çok teşekkür ederim başkanım. Tabii programı başlarken de dedik ki konuşacağımız çok şey var. Yapılanlar, yapılmış olanlar, devam edenler. Ve bir de tabii Haliliye Belediyesi sonuç itibariyle sizin döneminizde neredeyse 2,5 yılını geride bıraktı. Ve yaklaşık bir 2,5 yılınız var görev süresi içerisinde. Bir de yapılacak olan projeleri de konuşmak istiyorum. Hakikaten bizi de heyecanlandıran bir ufak olarak projeler de var. Gerek bunların içerisinde seçim vaadiniz olanlar, gerekse Haliliye Belediyesi olarak sizin direktifiniz doğrultusunda hazırlanmış olan projeler. Mesela bunlardan birisi gençlik kampı bana göre ve ata sporlarıyla ilgili geleneksel oyunların içerisinde barındırdığı. Biz tabii sizinle programa çıkmadan önce ben biraz erken geldim. Hani biraz dipnotta edinmek için basın büro müdürü sevgili Ahmet Hamdi Çiçek'le otururken bu projeden kendisi de bahsetti. Biraz da içeriğine baktım. Hakikaten yani başkan böyle filmlerde falan özellikle güzel yerlerde çekilen filmlere baktığımız zaman işte böyle değişik evler, işte yeşilliğin içerisinde çeşitli alanlar, oyunlar hep böyle ekranlardan izlemişizdir. Şanlıurfa'da hakikaten buna aç yani bu konuda. Biraz heyecan vericiydi. Bu proje hangi aşamada, bunlardan da bahsetmek istiyorum açıkçası. Eyvallah, tek tek gençlik kamplarını sordunuz. Şimdi şöyle diyeyim, spor sahaları vardı sözümüz. Yaklaşık 5 tane halı sahamızı merkez ve kırsal olmak üzere bunları yaptık, bitirdik. Şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde. En son şu arada Çamlıdere spor sahamız, halı sahamız bitmek üzere. Bunu da buradan belirtmek isterim. 6. olacak inşallah. Yeni halı sahalar yapacağım. Yeni halı sahalar yapacağız. Bununla ilgili Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere olan desteklerinden dolayı. Yine Karşıyaka semt pazarı, halı sahası vesaire dahil olmak üzere şu anda inşaatı devam ediyor. Sancaklar devam ediyor. Ahmet Yesevi yine Hakeza devam ediyor. Yeşil alanlar demişken işte kimlikli parklar oluşturacağız demiştik. Şanlıurfa'ya özgü işte Göbeklitepe Parkı, Fıstık Parkı, Üzüm Park, Zeytin Park, Mısır Park, Buğday Park, bunların da heykellerini koyaraktan buradaki tematik parklar oluşturmak adına buradaki parklarımızın da inşasını bitirdik. Yeşil alan yapmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki eksik kalan yeşil alanlar, bir de Sadun Paşa Bulvarı üzerindeki Sırın Mahallemizi ilgilendiriyor. Bir nevi de İmam Bakır Mahallesi'ni, Sadun Paşa Bulvarı üzerindeki de parklarımızı inşallah önümüzdeki dönemde bitirmiş olacağız. Buradan bunun müjdesini vermek isterim. Fen işlerine de böyle birkaç kelime girdikten sonra gelecekle ilgili olan projelerimizle ilgili biraz bahsetmek isterim. Merkezde yaklaşık 30.419 metrekare, 30.500 metrekare civarında 11 mahallede asfalt döktük. En son Veysel Karayi'nde döktüler. Ve Ulubatlı Mahallesi'ne geçtiler. İnşallah birkaç güne kalmaz Ulubatlı Mahallesi ile birlikte diğer mahallemizde de araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde asfalt döküm işlemlerine inşallah devam edeceğiz. Bir taraftan merkezde parke çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan bahçelerleri güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir taraftan Defteşti'nde, Ahmet Yesevi'de nitekim asfalt işlemlerimiz devam ediyor. Bir taraftan yeni yollar açıyoruz. Yaklaşık 10 mahallede 54 tane yeni yol açtık. Bunlardan kastım yeni yoldan şu: İşte Devteşti var, Ahmet Yesevi var. Yine bunlara ilave olarak Konuklu Mahallemiz var, Ulubağ Mahallemiz var. Buralarda hem yeni yol açıyoruz
hem de asfaltlıyoruz. Bir taraftan orada inşaat faaliyetleri de yürüsün, sürsün diye. Göreve geldiğimizden beridir Halilye'nin 138 tane kırsal köyünün 103 tanesinde biz iş ve işlem gerçekleştirdik. Onların stabilize olsun, parke olsun, asfalt olsun yollarını yaptık. Burada yine tabii adil belediyecilik ön plana çıkıyor. Evet, yani, adil belediyecilik. Yani görsel olsun diye merkezde çok güzel yerler yapalım, çok güzel asfaltlar dökelim, yollar olsun, kaldırımlar olsun ama işte ya kırsalda nasıl olsa görünmüyor değil. Evet. Yani bu da güzel bir yani, şey aslında. Kırsalda... Çünkü bu başkanım hani bu şehrin çocuğuyuz biz. Hani diyorum ya izleyenlerimiz nasıl anlar bilmiyorum ama ya bu şehrin herhalde içerisine gitmediğimiz köy yoktur. Ya bir taziye ya bir düğüne. Yani oradaki yollar stabilize, işte bildiğimiz o mucur taşlarına ne dedi bilmiyorum. Hani evet, bu sizin alanınız belki. Mucur, evet. Stabilize yola yani muhtaçlardı. Hani bir stabilize yol yapıldığı zaman bayram eder o köy. İşte bizim yolumuz yapıldı diye. Bugün asfalttan bahsediyoruz yani bu köylerde. Evet. Yani kırsalda parke anlamında yaklaşık 40 kırsal marke köyümüzde, 40'a yakın köyümüzde parke işlemi gerçekleştirdik ve şu anda da halen daha devam ediyor. Yaklaşık 220 bin metrekare metrajlarla birlikte konuşuyorum. Fenişlerden almış olduğum bilgilere göre. Bunlar yaptıklarımız bir yüzden devam ediyor ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yine kırsalda asfalt demiştik. Yaklaşık 10 mahallemizde asfalt işlemi gerçekleştirdik. Bunlar Dağatey Mahallesi merkezde, Ulubağ Mahallesi, Gürcütepe'de, Konuklu'da, Çamlıdere'de, Şeyh Çoban'da, Karpuzlu'da, Şenocak'ta, Esen Yayla'da, inşallah birkaç güne kadar İbrik Mahallemiz ve yine Pırpır Mahallemiz olmak üzere yaklaşık 10 mahallemizde inşallah asfalt çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Kış sezonuna giriyoruz. Kışın da stabilize ile parke ile devam edeceğiz. Kıştan sonra hemen baharla da birlikte yine kırsaldaki kalmış olduğumuz köylerimizde nüfusa göre inşallah asfalt çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz. Biraz önce de ifade ettim, yeşil alan miktarı anlamında da yaklaşık 226 dönüm yeşil alanı Halilye ilçemize katmış durumdayız. 811 bin metrekare yani 811 dönüm Halilye ilçemizde yeşil alan olmuş oldu. Bizim dönemimizde 226 dönüm ilave etmiş olduk. Bunu da buradan ifade edeyim. İnşallah hedefimiz 1000'e doğru gitmek. Şimdi böyle parke çalışmaları, kırsalla ilgili merkezle ilgili de dahil olmak üzere asfalt, işte onarım, doğalgaz, yeni parklar, yeni aydınlatmalar, yeni asfaltlar, yeni ışıklandırmalar, modern mimari, imar revizyonları dahil olmak üzere bir taraftan temizlik filosunu geliştiriyoruz. Daha modern ekipmanlar kullanılması anlamında dezenfeksiyon, hakeza öyle. Bir taraftan da geleceğe de hazırlanıyoruz. Gelecekten kastım 2022 için konuşuyorum. Evet. İnşallah 2022 yılındaki hedefimiz bir tek tek gençlik kampıyla ilgili sözümüz vardı. Bununla da alakalı şu anda hazırlıklarımızı bitirdik. Projeye en son bir yer tahsisiyle ilgili biraz uzadı. Tek tek gençlik kampıyla ilgili tahsisimizi de aldık. Bir problem yaşamadık. Şu an bir makine mühendisimizden sadece bir çizim bekliyoruz. İnşallah 3-5 güne kadar o da bitecek. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan izin için yazımızı yazmış durumdayız. Tek tek gençlik kampında yaklaşık 45-50 tane kardeşimiz 54 dönüm üzerinde yeşil alanların içerisinde etkinlik alanlarının oluştuğu futbol, basketbol, voleybol, havuz dahil olmak üzere gölettir, yemekhanesidir, bisiklet parkurlarıdır, yürüyüş yollarının oluştuğu ekranlardan da vatandaşlarımızın gördüğü buradaki tek tek gençlik kampında gelip gençlerimizin il içinden veya il dışından vakitlerini geçirebilecekleri, konaklayabilecekleri tek tek gençlik kampını Halilye'de inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah Ocak sonrası 2022 gibi bunun ihalesini gerçekleştiririz. Yine bizim seçim öncesi vaatlerimizden birisi ata sporları ve geleneksel oyunlar akademisi ile ilgili bir projemiz vardı. Bunu da yer tahsisine aldık. Proje ile ilgili avan projeyi böyle bu şekilde oturtturduk ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Ama şu an sadece orada bir konferans salonu büyük, Urfa'nın bir ihtiyacı var. Bunu da buradan ilk defa zikrediyorum.
bir konferans salonu buna yapabilir miyiz? Yaklaşık 1000 kişinin üzerinde, 1000, 1200 veya 1500 kişilik oraya nasıl monte edebiliriz? Onu orada nasıl vatandaşlarımızın hizmetine sunabiliriz diye. Bununla ilgili şu anda çalışıyoruz mimar arkadaşlarımızla birlikte. Tahminim 1-2 aya kalmaz. Bunun da iş ve işlemleri bitmiş olur. Ocak sonrası da inşallah Atasporları merkezi dediğimiz içerisinde kapalı ve açık menaj dediğimiz atçılığın, biniciliğin yapılabildiği ve aynı zamanda okçuluğun uluslararası standartlarda müsabakaların burada düzenlenebileceği bir okçuluğun yer aldığı, etrafında geniş koşu parkurlarının, yürüyüş parkurlarının, bisiklet parkurlarının oluştuğu, içinde kafeteryası, mini bir havuzlu duşunun olduğu ve aynı zamanda da kot farkından dolayı bir konferans salonu gerçekten Urfa'da bir ihtiyaç var. Şu andaki en büyük konferans salonumuzun sayısı 980. Binin üzerindeki vatandaşlarımızda prefabrik dediğimiz böyle hizmet verebilecek, demonte sökülüp takılabilir bir konferans salonunda yapabilirsek ki maliyet, yani bunun yaklaşık 10 milyonun üzerinde çıkıyor. Ama Haliliye'ye kurban olsun, Haliliye'ye feda olsun, Haliliyeli kardeşlerime hizmet etmek bizim için bir onurdur, borçtur. Bir taraftan bütçesini ayarlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan tam böyle stabil bir şekilde bilim insanlarıyla birlikte görüşüp fiziki anlamda mühendisliğini oturtmaya çalışıyoruz. Atasporları ve Geleneksel Oyunlar Akademisi'nde inşallah 2022'de temellerini atacağız. İnşallah Ocak sonrası kısmet olursa hem tek tek gençlik kampının hem de Atasporları Geleneksel Oyunlar Akademisi'nin. Bir taraftan şu anda bitmek üzere olan kompleks tesislerimiz. İnşallah bunların birkaç aya kalmaz açılışını yapacağız. Bir taraftan da birkaç ay sonra inşallah bir taraftan açılış yaparken bir taraftan yeni temeller atacağız. Yani Haliliye Belediyesi olarak durmadan ve yorulmadan bir taraftan temel atma törenlerine koşacağız, bir taraftan açılışlara koşacağız. Bir taraftan yeni caddeler açacağız, yeni sokaklar açacağız. Bir taraftan da daha modern bir belediye, daha modern bir Haliliye anlamında geliştirmek adına ilçemizde ufuk ve vizyon katmaya devam edeceğiz. Yine son olarak seçim vaatlerimizden birisiydi. Belediye hizmet binasıyla ilgili, yer tahsisiyle ilgili 20 dönüm yerimiz vardı. Bunun yanına 10 dönüm daha ilave etmek zorunda kaldık ki bunun tahsisini gerçekleştirdik. Şu anda Haliliye Belediyesi'nin 30 dönümlük bir yer tahsisi aldık. Bir avan proje çalıştık. Gerçekten de maliyetli bir proje. Yani bir 50 yıllık Haliliye Belediyesi'ni hayal edip düşünmek zorundayız. Bununla ilgili çalışıyoruz. Kısmet olursa inşallah 2023 gibi de Haliliye Belediyesi hizmet binasının temellerini atarsak seçim vaatlerimizin tamamını yerine getirmiş olacağız. Ekstra yaptıklarımız, ilave yaptıklarımızla birlikte 21 projeyle vatandaşlarımızın karşısına çıkmıştık. Şu an için 30 projeye doğru gidiyoruz. Bahse konu bu son anlattığım projeler gerçekten devasa anlamda bütçeli projeler. Ama Allah dağına göre kar verilmiş. Şimdiye kadar ki nasıl bunları göğüsleyebildik, vatandaşlarımıza hizmet edebildik bu kadar zor şartlara rağmen, bundan sonraki süreçte de yolumuz doğru yoldur, yolumuz hak yoldur. Allah yar ve yardımcımızdır bizim diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah her şekilde böyle bir taş üstüne taş koymaya, Haliliye'mizi onarmaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Ben vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Kendilerinden dua alabilmektir. Bu manada vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu duaya, güvene, teveccühe çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı buradan arz ediyorum. Bu bizi kamçılıyor. Daha çok çalışma azmimizi arttırıyor. Daha çok motive ediyor. Benimle birlikte ekip arkadaşlarımızın gerçekten de bizler de sahada mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz başkanım. Tabii programımızın da sonuna geldik. Bize ayrılan zamanı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Son ola ki hani bizim sormadığımız, sizin söylemleriniz arasında yer vermeyi unuttuğunuz cümlelerde varsa veya iyi akşamlar babında son sözü de size bırakalım. Evet,
saygıdeğer hazirim, bizi izleyen hemşerilerim. Öncelikle bugün yine çenek koyma töreninde bulunduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk dahil olmak üzere onun silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum. Ve Haliliye Belediyesi olarak her zaman için vatandaşlarımızın şeffaf ve katılımcılık anlamında bizim ekiplerimiz de sürekli sahada stand açaraktan, sahadaki kardeşlerimiz olaraktan, başta şahsım da olmak üzere hangi konu olursa olsun vatandaşlarımızın görüşü bizim için çok çok kıymetlidir. Vatandaş ister biz yaparız, bunun adına proje ederiz ve vatandaş ismini koyar diyerekten hareket ettiğimiz gibi vatandaşlarımızla bir arada olmaktan, onlarla hemhal olmaktan, onların dertlerine derman olmaktan, mahalledeki hizmetlerle ilgili çözüm odaklı çalışmaktan memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Ama en başta her zaman olduğu gibi kendilerinden dua beklerim. Dua eder, dua beklerim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Çok şükür bugüne kadar iyi geldik. Çok iş yaptık ama daha yapacak çok işimiz var diyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler başkanım. Başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarınızda hakikaten. Sevgili izleyenler, Siyasetin Sesi programının bu haftaki değerli konuğu Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat'tı. Öncelikle kendilerine hem programa iştiraklerinden dolayı hem kendi mekanlarından bu yayını aktardığımızdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi teşekkürün en büyüğünü siz sevgili izleyenlerimize bırakıyorum. Çünkü her nerede olursanız olun, orada ekranlarınız aracılığıyla bizi orada ağırladığınız için sağ olun, var olunuz diyoruz. Az önce Başkan Bey'in de hatırlattığı gibi 98. yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. İyi ki Cumhuriyetimiz var, iyi ki bu ülkenin evlatlarıyız, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız diyor ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.